Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildiğiniz gibi Rusya Devleti ile Ukrayna Savaşı devam ederken tahıl krizi patlak vermişti. Bu duruma bütün dünya sessiz kalırken, tabiri caizse hiçbir şey yapamazken, ana vatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devleti'ne dur diyerek, diğer garip insanların, masumların buna ihtiyacı olduğunu söyleyerek tahıl krizi anlaşmasını tatlıya bağlamıştı. Ancak bugün itibariyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bütün dünyaya resmini çekerek G7 ülkeleri hakkında bazı açıklamalar yaptı. G7 ülkelerin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar kapsamında neredeyse tüm ihracatını yasaklamayı planlamasından hemen sonra Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitri bunun tahıl anlaşmasının sonu anlamına geleceğini söyledi. G7 ülkeleri ise tahıl anlaşmasının uzatılması, tam olarak uygulanması, genişletilmesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamasında, eğer ki onlar böyle bir şeye kalkışırsa Rusya Devleti de gerekeni yapacaktır diyerek tahıl anlaşmasının yeniden biteceğine dair bazı sinyalleri vermiş oldu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitri G7 ülkelerinin açıklamasına yanıt verdi. Kıymetli takipçilerimiz, Dmitri yaptığı açıklamasında G7 ülkelerinin Rusya'ya ihracatı tamamen yasaklamaya karar vermesi halinde Karadeniz tahıl girişimini sonlandıracağı uyarısında bulundu. Dmitri, Telegram üzerinden yaptığı bir mesajında böyle bir yasak fikrin harika olduğunu, çünkü bunun G7 için hassas kategorilerde ithalatının durdurulması anlamına geldiğini söyledi. Dmitri açıklamasının devamında bu durumda onlar için tahıl anlaşması ihtiyaç duydukları çok fazla şey sona erecektir şeklinde bir ifadeyi kullandı. Dmitri yanıt olarak G7 ülkeleri için aynı gün tahıl anlaşmasının uzatılması, tam olarak uygulanması, genişletilmesi çağrısında bulundu. Daily Zener habere göre Japonya devletinin bir tane kentinde toplantılardan hemen sonra G7 bakanları anlaşmanın önemini kabul etti. Bakanlar yaptıkları bildiride Karadeniz tahıl girişiminin genişletilmesi, tam olarak uygulanması, yaygın hale getirilmesi, güçlü bir şekilde destekliyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu durumdan hemen sonra Rusya devletinin Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitri G7 ülkeleri kafa yemiş şeklinde bir yorumda bulundu. Daily takipçilerimiz, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.